Beyin kanalından herkese merhaba. Birbirinden eğlenceli sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım az sonra göreceğiniz iki soruyu çözebilecek misiniz? Semih Bey'in evine gelen postacı bahçedeki büyük köpeği görünce şaşırmış ve korkmuştur. Bahçedeki bir ağaca zincirle bağlanan köpeğin zinciri bahçe kapısına yetişecek kadar uzunluktaydı. Ve bu yüzden postacı bahçeden içeri girip Semih Bey'in kapısına postayı bırakamamaktaydı. Köpek postacıyı gördüğü andan itibaren homurdanıp dişlerini sıkmaktaydı. Peki sizce postacı köpeği atlatıp kapıya postayı nasıl bırakabilir? Bulmacanın doğru cevabı köpeğin zincirini kısaltmaktır. Bunu da postacı ağacın etrafında koşarak köpeğin zincirinin ağaca dolanarak kısalmasını sağlayabilir. Bu sayede postacı bahçeden içeri girince köpek de ona yetişemez. Sıcak bir yaz günü dedektif Ali asistanıyla birlikte bir suçluyu aramaktadır. Suçlunun ayak izlerini izleyen Ali ve asistanı kendilerini çok derin ve hızlı akan bir nehrin kıyısında bulmuşlardır. Dedektif ve asistanı nehrin hemen kenarında suda yüzen iki gencin yanına gitmiş ve onlara "Sizin yaşlarınızda birini arıyoruz. Muhtemelen buralarda olmalı. Siz hiç böyle birini gördünüz mü?" diye sormuştur. Gençlerden birisi öyle birini birkaç dakika önce gördüğünü ve adamın kendisini nehre attığını söylemiştir. Hatta gördüğü kişinin karşı kıyıda olduğunu, dedektifin de hemen karşıya geçip onu yakalaması gerektiğini söylemiştir. Hatta genç adam dedektif Ali'yi karşı kıyıya kendi botuyla geçirebileceğini de teklif eder. Ancak dedektif bunu reddetmiş ve karşı kıyıdaki suçlunun kaçmasına izin vermiştir. Konuştuğu gençle biraz daha konuşmak ister. Peki sizce dedektif neden suçluyu yakalamak yerine kıyıdaki gençle ilgilenmeyi tercih eder? Nehrin derin ve hızlı aktığını sorunun en başında söylemiştik. Yani birisi bu nehri atlasa karşı kıyıya geçemeden boğulacaktır. Bu sebeple suçlunun karşıya geçme ihtimali de yoktur. Tam aksine yalan ifadede bulunan kıyıdaki genç, dedektifin aradığı suçlu olabilir. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beyin kanalından bir başka videoda görüşmek üzere.